özet çıkartarak çalışmanın faydaları nelerdir? Özet çıkartarak çalışmak öğrencilerin pek hoşuna gitmeyen bir şey olmakla birlikte inanılmaz derecede işe yarar. Aslında özet çıkartmayı öğrenci çalışırken daha az konuya çalışayım, zamanım olsun diyerek özet çıkartmaya kalkışır ama onun sebebi o değil. Üzerinde çalışmak. Yani size verilen metnin üzerinde çalışmak ve kendi bakış açınızı o metne yerleştirmek amacıyla yapılır. Yani özet çıkartmak öğrenmenin bir parçasıdır. Akılda tutmaktan daha öte bir önemi vardır. Ve mutlaka yorum kapasitenizi geliştirmek istiyorsanız bakın YGS türü sınavlarda özellikle TEOK türü sınavlarda kesinlikle özet çıkartmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Sınavdan önce nasıl beslenmeliyiz? Neler yemeliyiz? Evet, sınavdan önce ne, ne yemelisiniz sorusunun tabii ki muhatabı tıp bilimi. Biz de yine gözlemlerimiz ve tıp kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre tek bir cümleyle bunu geçmek isterim. Geleneksel yemek kültürünü değiştirme de sınavdan önce ne yaparsan yap sevgili öğrencim. Onun dışında ilgili hekimlerin, uzmanların, işte şundan şu kadar yersen bunun sana bir katkısı olur tarzındaki önerilerine de size yarıyorsa kulak verebilirsiniz. Küçük çocuğu büyük kardeşine denetletmek doğru mudur? O kadar yanlış ki. Ben buna kendi çalışmalarımda küçük kardeşe bilir kişi atamak yani bir kardeşi diğer kardeşe bilir kişi atamak adı altında incelediğim çok önemli bir problem aslında bu. Kardeşler arasındaki duygunun yarılmasına, bozulmasına sebep olur. Kardeş Büyük kardeşin tersine hareket eder ve zıt kardeş dediğimiz olgunun ortaya çıkmasına sebep olur. Bırakınız o çocuklar kardeş olarak kalsın. Birbirlerini denetlemesinler. Denetleme sosyal anlamda aileye, eğitim anlamında öğretmene aittir. Bunu biliyor musunuz? Kendi eksik yanlarımızı bilmek mi yoksa rakiplerimizin eksik yanlarını bilmek mi bize avantaj sağlar? 10 numara bir soru. Tebrik ederim. Şimdi sevgili öğrenciler çok ünlü bir savaş uzmanı. isterseniz buna başarı uzmanı deyin. Suntuzu aynen şunu söyler. Kendisini ve düşmanını yani karşısındakini tanıyan asla yenilmezdir. Onun için sizin kendinizi tanımanız yetmez. Karşınızdakini de tanıyacaksınız. Karşınızdaki tanımanızı tanımak yetmez. Kendinizi de tanıyacaksınız. Onun için unutmayın bunu kendisini ve karşısındakini tanıyan, rakibini tanıyan asla yenilmez. Güzel bir soruydu. Tebrik ederim. Sınavdan önce kısa bir tatil önerir misiniz? Onu biraz dinlendirelim mantığıyla yola çıkıldığı zaman çocukları sınavdan önce kısa tatile götüren aileler vardır. Ama emin olunuz ki yaptığımız bütün araştırma ve çalışmalar ...bunun yanlış olduğunu ortaya koyuyor. İsterseniz ben şöyle bir örnek vereyim size. Öğrencinin psikolojisiyle... ...sporcunun psikolojisi... ...yapılan araştırmalara göre... ...birbirine çok benzer. Siz hayatınızda final maçına hazırlanan... ...futbol takımının... ...final maçından... ...birkaç gün önce pikne, tatile... ...şuraya buraya gittiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ben görmedim. O zaman sevgili öğrenciler... ...değerli aileler... Kesinlikle sınavdan önce asla sınav atmosferinin dışına çıkmayınız. Bu olumsuz bir etki yapar ve siz mutlaka sınavdan önce egzersiz yapma, yürüyüş yapma gibi daha geleneksel küçük parçalara ayırmış aktiviteler yapın ve sınavdan önce asla tatile ve çok büyük aralara yer vermeyin. Burası oldukça önemli. thank <laughs> you